Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, geçen dersimiz Hendek kuşatması ve kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Malum Peygamber aleyhissalatu vesselam her 10 kişiye şöyle takriben 20 metre uzunluğunda bir yer verdi ve orayı kazacaksınız. Dedi ki ya Medine arzı, zemini volkanik bir bölge ve kolay kolay kazılamıyor. Sert kaya, ama sahabe azmetti. İşte 10 günde, 12 günde azami bu hendeki yetiştirmeler lazım. Çünkü düşman üzerlerine geliyor. Hem Kureyş müşrikleri, hem Gatafan Bedevileri, hem de Yahudilerin bir kısmı, yani açık görünmüyorlar ama alttan esas tezgah kuran Yahudi, Kureyzoğullar, Yahudileri. Tabii bu kaç arkadaştan bahsettik? Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Huzeyfetül Yemani, Nu'man bin Mukarrin ve Ensardan 6 kişi diğerleri. Bunların içinde Cabir bin Abdullah da var. Bunlar 40 arşınlık yeri kazıyorduk diyorlar. Ve Zubab dibinden, Zubab bir dağdır, orada küçük bir dağdır. O dağın dibinden kazarak nemli tabakaya kadar inmiştik ki Allah Hendek'in içinden karşımıza böyle ak ve parlak bir kaya çıkardı. Onunla uğraşırken balyozumuz, kazmamız, küreğimiz, külüngümüz ve o manilelerimiz hepsi kırıldı. Öyle sert bir kaya. Artık aciz kaldık. Bunun üzerine Selman Farisi'ye dedi ki, ey Selman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a git de şu kayadan dolayı çektiğimizi ona haber ver. Ne yapalım? Elimizdeki alet edevat kırıldı ve kaya da yerinde duruyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çadırın içinde, dedi Hayme-i Türki, yani siyah kıldan yapılmış bir haymanın altında oturuyordu. Dedi ki ya Resulallah, anamız babamız feda olsun, Hendek'in karnından karşımıza bir beyaz kaya çıktı. Onunla uğraşırken bütün demir araçlarımız kırıldı. Zaten onlar da Yahudilerden emanet alınmıştı. Ariyet şeklinde alınmıştı. Çizmiş olduğunuz çizgiden sapılacak yer yakın olduğuna göre o kayanın yanından biraz böyle sapalım mı? Yani doğru senin çizdiğin gibi değil de biraz sapalım mı? Yoksa bu hususta bize vereceğin bir emir var mı? Biz senin çizdiğin çizgiyi egmek, bükmek istemiyoruz. Ya burada sahabenin hassasiyetine bakın. Bir hendek kazılıyor. Sağa bile sapsa ne olur? 2 metre, 3 metre. Bize göre bir şey olmaz yani. Hendek hendektir. Bu yanı sapsa. Ama sahabe öyle değil. Yani senin çizdiğin çizgiyi aşmak istemiyoruz. Gel de durumumuza bak. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ver bana o balyozunu ey Selman. Şimdi Selman radıyallahu anh rivayeti, burada duralım. Cabir bin Abdullah da rivayet ediyor. Yani aynı şeyi. Bakalım rivayet nasıl örtüşecek? Cabir bin Abdullah bin Amr bin Harem de der ki Hendek günü biz Hendek kazarken çok sert bir yere rastlamıştık. Örtüşüyor mu? Örtüşüyor. Resulullah'ın yanına varıp Hendek'te kazma işleme sert bir damara rastladık diye kendisine haber verdik. Resulullah Efendimiz hele ben de inip bir göreyim dedi ve yerinden kalktı o çadırından. Selman'ın burada atladığı bir şey var. Selman radıyallahu anh'ın. Orayı Abdullah, Cabir bin Abdullah'ın rivayetiyle tamamlıyoruz. Diyor Hendek'e geldi o kazdığımız yere. Hendek'in içerisine inerken karnına açlıktan taş bağlamış bulunuyordu. Halbuki biz de 3 gündür bir şey atlatmamıştık. Biz bir taş bağlamış, Resulullah 2 taş bağlamıştı. Komutan, kaptan bu. Daha açmış. Ve Resulullah bir kabla su istedi. Dedi su getirin.
suyu ağzına alıp, bu Cabir'in rivayeti, kabın içine püskürdü, Allah'ın dilediği duayı yaptı. Ne yaptı bilmiyoruz. Bir dua etti o suya. Sonra kabın içindeki suyu kazma işlemez yere septi. Balyozunu eline alıp vurur vurmaz, orası kum gibi dağıldı. Orada bulunanlar, Cabir'in rivayetini devam ediyoruz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderen o Allah'a yemin ederiz ki, o öyle bir dağıldı ki o kaya sanki kum haline geldi. O suyu septikten sonra balyozu vurdu. Artık ne kazmaya ne de bel küreğine karşı koyabiliyor, dayanabiliyor, dayanamıyor dediler. Ve Cabir bin Abdullah Resulullah'ın o taş bağlama etkisinde kaldı. Olayı oraya, orada bıraktı, evine gitti. Hanımı Süheyma binti Mes'ud'a gitti, Resulullah'ın durumunu anlatmaya başladı. Şimdi kaya orada durdu. Ama Selman'ın rivayetine dönüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, balyozu eline aldı ve Selman'ın o balyozunu eline aldı, hendekin içine yanımıza indi. Biz 9 kişi hendekin bir tarafına çekildik. Yani önümüzde sert kaya, geri çekildik. Resulullah elindeki balyozla kayaya öyle bir darbe indirdi ki kaya yarıldı. Şimdi burada da su olayı yok. Dikkat ediyor musunuz? Yani ağzına su aldı, bir kaba boşalttı, onu kayanın üstüne döktü. Rivayet yok. Selman radıyallahu anh oradan almış. Cabir o inceliği bize aktarmış. Ve tabii Selman radıyallahu anh rivayetini dinleyelim. Diyor, o kaya böyle yarıldı adeta, iki parça oldu. Ondan bir şimşek çakıp Medine'nin iki kayalığı arasını aydınlattı. Yani dedik ya, mevsim kış, Ocak ayı. Hava soğuk, açlık, korku, her şey var. Peygamber aleyhisselatü vesselam gibi cephede 1500 kişi, hatta 1300 kişi, çocukların bir kısmı gönderiyor. Karşı taraf 10.000 kişi. Yedeklerini de sayarsanız 12.000 kişi gelmişler. Medine'yi kesin kes götürecekler. Ve tabii orada umutsuzluk, orada bir bezginlik olması lazım. Sahabede bunu görmüyoruz. Diyor ki o işle ilgileniyorlar. Peygamber geldi, Cabir dedi ağzına su aldı, döktü. Üst üste getirelim, sonra balyozu vurdu. Ve ondan bir şimşek çakıp Medine'nin iki kayalığı. İki kayalığı nedir? Şimdi Medine'nin harem hudutlarını iki dağ çizer. Bir Mekke'den girişte Ayır Dağı, yani hemen Medine'nin sınırlarını belirleyen bir dağdır, harem sınırlarını. Kemer kemer böyle yapmıştır belediye. Bir de Uhud'un arkasında Medine'nin Sevr Dağı var. Büyük bir dağ. Onun ikisi arası Medine'nin harem bölgesidir. Yani İmam Ebu Hanife'yi çıkarın, bütün mezhep imamları der ki Mekke nasıl haremse, ki Efendimiz diyor, yani nasıl ki ceddim İbrahim Mekke'yi harem kıldı, bereketli kıldı, dua etti, ben de onun iki misli Medine'yi harem ilan ediyorum ve dua ediyorum, bereket duası. Ve onun için Medine'de bir ayrıcalık taşır. İşte o iki kayalık, yani Ayır Dağı, Mekke'den gelkeme büyük bir dağ. Bu tarafta da Uhud'un arkasında Sevr Dağı. Aynen Medine, Mekke'nin Sevr Dağı'na benzer. İşte o ikisinin arası Medine'nin haremidir. Yani orada da av avlanmaz, yeşil koparılmaz, kavga edilmez, kötü söz söylenmez. Mekke neyse orası da olur. Yani üç mezhebe göre öyledir. Hatta İmam Malik bahsetmişizdir. Çok at meraklısı, at sever. Ama Medine haremi içinde ata binmez. Kölesi, hizmetçisi atı alır, Medine'nin dışına götür, orada biner. Derler, üstad burada ata binmek haram mı yani? Medine'de binsen, hayır diyor. Yani bir toprak ki altında Nebi-i Muhterem yatar, imama, yani İmam Malik'e yakışır mı o toprağın üstünde ata binsin? Yani öyle dikkatliymiş büyükler. Ve tabii işte o iki kayalığın arası aydınlandı diyor. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselam vururken adeta Allahu Ekber. Ama sahabe diyor ki fetih ve zafer tekbiri getirdi.
Yani bayram tekbiri, namaz tekbiri değil. O biraz halimdir namaz tekbiri. Bayram namazı tekbiri, zafer tekbiri. Yani öyle yüksek sesle getirdi ki bize heyecan verdi. Bizler de tekbir getirdik. Peygamber niye getirdi? Biz de getirdik. Sonra kayaya balyozla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir darbe daha indirdi. Yine ondan karanlık bir evdeki kandil gibi Medine'nin iki kayalık arasına aydınlatan bir şimşek çaktı. Sahabeler de tekbir getirdiler. Allahu Ekber diye. Fetih ve zafer tekbiri. Yani sahabe özellikle bunu belirtiyor. Bizler de tekbir getirdik. Sonra kayaya yine böyle balyozu vurdu. Üçüncü darbeyi indirince kaya parçalandı. Darbeyi indirdiği zaman yine ondan Medine'nin iki kayalık arasında aydınlatan bir şimşek çaktı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allahu Ekber diyerek fetih tekbiri getirdi. Biz de tekbir getirdik. Ve işte gene aynen o hendek şu oldu. Tabi Selman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutarak onu hendekten yukarı çıkardı. Yani kaya parçalandı artık. Selman radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben şimdiye kadar hiç görmediğim bir şeyi gördüm. Ben şimdiye kadar ben böyle bir şey görmedim. Efendimiz yanındakilere dönerek Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü? Yani o kayadan çıkan kıvılcım, şimşek, ışık. Evet ya Resulallah, babalarımız, analarımız sana feda olsun. Sen vurduğun zaman kayadan dalga gibi şimşek çaktığını, çıktığını gördük. Sen tekbir getirdin, bizler de tekbir getirdik. Ama bu ışık parıltısından başka hiçbir şey, yani o parıldan ondan başka bir şey göremedik. Yani manaviyeti nedir, altında yatan nedir? Resulullah Efendimiz'e doğru söylüyorsunuz. Tamam, ışığı gördünüz ama işin hikmetini göremediniz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çakan o sizin de gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın Meyain şehrini aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstü yan dişleri gibi beyaz gözüktüler. Cebrail de bana ümmetimin oralara yakın bir gelecekte hakim olacaklarını haber verdi. Yani o balyoz iniyor, şimşek çakıyor Medine'nin kayalıklar arasında. Ama işin hikmeti Cebrail aleyhisselam bana Hire şehri, yani Hire şehri o dönemde, o günlerde tam bir fesat şehri. Yani Orta Doğu'nun en önemli mektepleri orada. Bunlardan birisi de Zındık Mektebi'dir. Şimdi nasıl Mason falan mektebi varsa, o günde o Zındık Mektebi var. Yahudi okur orada, müşrik okur, putperest okur. Muhalefet etmeyi öğrenirler. Yani sert bir muhalefet mektebi, Zındık Mektebi. Onun gibi başka Hristiyanlar yetişiyor, Yahudiler, Hire şehri. Yani baş belası bir şehirdir. Halid bin Velid radıyallahu anh ve şurada ismi geçen Nu'man bin Mukarrin radıyallahu anh komutasında o şehir fethedilmiştir. Ama çok zorlukla fethedilmiştir. Kasabaları fethedilmiştir. Ve Nu'man bin Mukarrin o şehrin fethinde Tuster bölgesinde şehit olmuştur. Bakın orada şu anda çukurda. Resulullah'ı seyrediyor. Ya Resulullah neydi o? O ışık neydi? O da diyor yani ilk vurduğumda sizin görüp o gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin bugün Bağdat'ın altında harabedir. Şu anda Hire ismi yoktur. Evet, köşklerini ve Kisra'nın Medain şehrini. Medain şimdiki Bağdat. Yani Medain harabeleri üzerine Bağdat kurulmuştur. Efendim bu bölgede iki tane Medain şehri var. Yani bu Orta Doğu, Irak topraklarında iki tane. Yani tarihi eserlerin dolu olduğu. Birisi Medain şehri dediğimiz Irak Medain'i. Yani şimdiki Bağdat onun yerine kuruldu. Medain harabeleri suyun kenarında var. İkinci Medain şehri Medain el-Cezire. El-Cezire Medain'i Urfalıların Şuayb şehri dediği yer. Şuayb aleyhisselam'la hiçbir alakası yoktur.
Esas daha şeyinde Şehri Şuayr, ama Şuayb etmişiz. Şuayb Aleyhisselam'ın şehrini ne garip ki, ister Urfalılar kızsın ister sevinsin, Hazreti Şuayb'in yaşadığı şehrin Allah ismini veriyor. Yani buraya bakın, Medain diyoruz. O Irak Medain'le. O da Suudi Arabistan'ın Irak Ürdün sınırında Medain'de gildi. Medyen. Medyen şehridir. Kur'an'da Medyen ifadesi geçer. Hazreti Şuayb'in yaşadığı yer Medyen. Hadi diyelim burayı Medyen ettik. Hani Tur Dağı? Hani Büyük Sahra Çölü? Değil mi? Vettini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledel emin. Hani Tur Sina? Sina Çölü, Tur Dağı. İşte o Medain dediğimiz, Medyen şehri dediğimiz, Şuayb Aleyhisselam'ın yaşadığı şehir. Yani denizin yarılma olayı, Kızıldeniz'in Hazreti Musa'ya yarıldığı Şarmal Şeyh denen kasaba, dağın eteğinde Akabe Körfezi'nin orada. Yani onları nasıl getireceğiz? Yani doğrunun üzerinde yükselmek lazım. Yanlışın üzerinde de. Oraya mağaraya birkaç çul serip de Şuayb Aleyhisselam mağarası burada namaz kılırdı demek ki, Şuayb Aleyhisselam'ın namazını Allah özellikle o Enbiya suresinde anlatır. Kasas suresinde anlatır. Çünkü onun namazından onun ümmetinin müşrikler korkarmış. Senin bu namazın mı bizi şey yapacak diye. Öylesine namaz kılarmış. Her neyse, iki tane Medain şehri. Biri Medain El Cezire Urfa, Şuayb şehri dediğimiz. Biri de Es-Sah Medain Bağdat. Ha, o Medain yıkılınca onun yerine Abbasiler Bağdat'ı yaptılar. Bu burada kaldı. Ama burası da tarihi bir şehirdir. Biraz Kisra mimarisini, biraz Grek, Yunan, çünkü Büyük İskender buradan geçerken oralara bir şeyler yapmış. Neyse, Allah en doğruyu bilir. Yani bunu da bu arada doğru bilmemiz lazım. Yani Medain şehrini aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi gözüktüler. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ve kayaya ikinci darbeyi indirdiğim zaman, bakın birinci darbe bu. İkinci darbeyi indirdiğim zaman çakan ve sizin görmüş olduğunuz o şimşek bana Rum ülkesinin kızıl köşklerini, saraylarını aydınlattı. Rum, Heraklius'un şehirleri. Onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi apaçık gözüktüler. Cebrail Aleyhisselam ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Şam bölgesi, yani Rum ülkesi. Bunun içinde Tartus var, Laskiye var, Humus var, Hama var, hatta Antakya var, Halep, Şam, Kızıl Saraylar hep oralarda. Ama o birinci şeyde Irak toprakları, ikinci de Suriye toprakları. Hatta eski sınırlara göre Muharram bölgesi de Şam arazisine dahildir o dönemde. Bunları bana haber verdi. Kayaya üçüncü darbeyi indirdiğim zaman çakan ve sizin de o görmüş olduğunuz şimşek bana San'a diyarının, Yemen'in köşklerini, saraylarını aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi. Yani köpeğin böyle dişini şeddiğinde yanından görülür ya, apaçık gözüktüler. O dişler gibi gözüktüler. Cebrail de ümmetimin oralara kadar hakim olacaklarını bana haber verdi. Sevininiz ki ümmetim, yardım ve zafere nail olacaksınız. Sevin. Şimdi tekrar dönelim, bunu nerede söylüyor? Yani umutsuzluğun zirvede olduğu yerde. 10.000 kişi Medine'yi kuşatmış. Hazreti Ebubekir bu Hendek hatıralarını anlatırken diyor, sabah ilk işimiz, yani güneş Medine tarafından çıktığında hemen o Sel' dağına tırmanır, bakardık Medine yerinde mi değil mi? Yani Medine'yi arkadan mı vurdular, oradan mı vurdular, evlerimiz yerinde mi? Bakardık elhamdülillah Medine yerinde. Yani öyle bir anda bunlar konuşuluyor. Ve Efendimiz üç defa, sevininiz ki ümmetim,
yardım ve zafere nail olacaklardır. Ve bu yardım vaadi kendilerine müjdelenince Müslümanlar Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Kuşatıldıktan sonra yardıma nail olacağımızı bize Peygamber vaat buyuruyor. Hiç şüphe yok. Yani Selman Farsi radıyallahu anh bunu aktarıyor bize. Yani orada diyor mu bir ümitsizlik var münafıklar çünkü karışacaklar, gülecekler. Hani bizde böyle bir şey oldu mu olacak. Siz yani zügür tesellisi haşa. Adamlar diyorlar ki Muhammed'e bakın. Biz burada korkumuzdan tuvalete gidemezken, ekmek bulamazken, korkudan uyuyamazken, soğuktan titrerken yani ifak köy möy fethinden haber ver. Yani ufak bir şeyden söyle. Sen dünyanın üç süper devletinin İslam'ın önünde diş çökeceğini, saraylarını Müslümanların alacağını söylüyorsun. Şimdi Yemen devleti, Ebrehe geleneği, orada hakim. Hele hele San'a, meşhur Belkis'in o efendim şeysi, barajı, Saba Melikesi Belkis'in memleketi. Tarihi bir yer, liman kenti, San'a. San'a saraylarını gördüm diyor. Yani Yemen'e nasıl gidecek ümmet? Şam'a, Humus'a, Hama'ya, Laskiye'ye, efendim Kudüs'e, diğerlerine nasıl gidecek? Ve haramla buna dahil etsek, hakikaten ne kadar zaman sonra buraya geldiler? 639. Peygamber ne zaman vefat etti? 632. Çok mu sürdü? Yok, 7 yıl. 7 sene sonra bir Ramazan gecesi efendim İyad bin Ghanem komutasındaki bir birlik Urfa'yı kuşatıyor. Yani şeyin bölgesi, Heraklius'un bölgesi. Bu bölgeyi kuşatıyor. Hatta ondan birkaç gece önce iki tane sahabe, biri genç, biri orta yaşlı, Urfa'nın surları etrafında süvari at koşturuyorlar. Bu bedenler var ya, bedenleri çok güzel türkü yapmışız. Yani işte kalanın bedenleri çevirin gidenleri. Gelsin de geri gelsin de yapsınlar. O Ziyad bin Hanzele radıyallahu anh gencecik bir sahabe, Efendimiz'i belki 3 yaşında görmüş, 4 yaşında görmüş bir sahabe, genç Urfa'nın surları etrafında at koşturuyor, tavuklar, horozlar, kokuldurlar kaçıyorlar, köpekler havlıyor. İbn Esir tarihinde şöyledir, hemşerimiz Cizrelidir. Diyor ki Urfa'nın ilk defa tavuklarını korkutan, köpeklerini havlatan Ziyad bin Hanzele ve diğer bir arkadaş. O da sahabe. Ve Heraklius kaçmış, 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 Şam'dan kaçmış, oradan kaçmış, gece kaçmış, gündüz saklanmış. Gelmiş Urfa kalesinde emniyette. 3 gece orada kalıyor, bakıyor ki hop, buraya da yetiştiler. Hemen gece kalkıyor, Urfa'yı terk edip Samsat'a gidecek. Elveda, elveda ey Suriye toprakları, bir daha görüşmemek üzere. 7 sene sonra, peygamberden 7 sene sonra. Şimdi Selman radıyallahu anh der ki, Resulullah aleyhisselatü vesselam kayaya bir darbe indiriyor, balyozun altından bir şimşek parıldadı. Sonra ona bir darbe daha indirdi, yine balyozun altından bir şimşek daha parıldadı. Daha sonra üçüncü bakın. Aynen rivayetler örtüşüyor, şimşek parladı. Babam, anam sana feda olsun ya Resulallah. Kayaya balyozla vurduğun zaman balyozun altından çıkan şu görmüş olduğum parıltılar nedir diye sordum. İkinci bir şeyi, ey Selman, sen onları gördün mü? O şimşekleri gördün mü? Yani kayadan çıkan o şimşekleri, o parıltıları gördün mü? Evet gördüm ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun dedim. Dedi birinci patlamada bu sefer bakın yerde geçiyor. O ışığın paralanmasında Allah bana Yemen'i açtı, fethetti. İkinci parlama Allah bana Şam ve Mağrib'i. Sen Mağrib, yani bu Cezayir, Tunus, Çad, Fas, o tarafları. Üçüncü paralamada Allah bana Maşrık'ı, Şark'ı, bu tarafları açtı, fethetti, açtı. Ve tabii şimdi bunu Peygamber buyuruyor, orada bulunan ashab, her defasında ya Resulallah oralar fethetmeyi bize nasip etmesi için
Allah'a yalvar diye ricada bulundular. Bunun başında Selman vardır. Ya Resulallah, oraları bize fethetmeyi Allah nasip etsin diye yalvar. Ve tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam, inşallah o futuhatları göreceksiniz. Şimdi oradaki 10 kişiyi tekrar göz önüne getirin. İşte Selman Farsi, İran'ın fatihidir. Kendisi de İranlı. O bölgeyi fethetti. Bir yerde diyecek ki, Allah'a kasem ederim ki Muhammedül Sadıkul Va'dül Emin'in sözü aynen bende tecelli etti. Biz oraları fethettik. Ben demez. Nu'man bin Mukarrim bu belalı şehir Hira'yı fethederken şehit oldu. Hatta dua etti. Ya Rabbi, burayı fethedeyim, benim de canımı al. Yeter ki Müslümanlar burayı fethetsin. Ve aynen öyle oldu. Şam, Hama, Humus, efendim bu bölgeler, Münbiç, Harran ve Müslümanlar, Allah kendilerinden razı olsun, o sahabeler. Ya hiç mi eve dönmeyi düşünmediniz? Evde evladı, iyal var. Değil mi? Şimdi Türkiye mülkü söylerken derler, tek başıma kalsam şahı devraneye kul olmam, veran olası hanede evladı hayal var. He babama güzel. Hiç mi düşünmediniz evladı hayalı? Şimdi Safvan bin Muattal radıyallahu anh gelmiş Samsat'a. Orada savaşırken şehit olmuş. Ya kurban olalım üstadım, hiç mi evlat hayal? Arvadı da var, çocuğu da var. Hiç mi düşünmediniz? Ta bir defasında Ermenistan'a kadar gitmiş gelmiş, oradaki ikinci isyanda şehit olmuş. Şimdi İyad bin Ghanem, siz Halep'li Bahçe'yi gezerken o mağaralara bakın, ben başka görüyorum. Bildiğim için, zamanında ben dedim, burada mağaralar var. Müslüman ordusu atlarını o mağaralara koydular, oralarda kaldılar kış günü. İnternette bir tane yazmıştı, Aziz Hoca'nın babasının mağaraları mı? Ha, babam mağaralar, çıktı orada. Şimdi ne yapacağız orayı? Kafe yapacağız. Aziz sahabenin aziz hatırası. Kafe. Kafe yeri yok ya. Oraya ordugahı kurmuş İyad bin Ghanem. Merkez burası, üst burası. Ta Ermenistan'a kadar gidiyor. Burada yolda işte Samsat, Ahlat, efendim Bitlis, ta Kars ve Ermenistan'a kadar gidiyor. Bir daha ordu dönüyor, Urfa'da karargah kuruyor. Karargah burada. Peygamberden 7-8 sene sonra. Hazreti Ömer dönemi. Evet. Şimdi Bera bin Azib'i dinleyelim radıyallahu anh. Çok cesur bir sahabedir. Diyor ki Resulullah aleyhisselam o balyozu alıp Bismillah diyerek kayaya bir darbe indirdi. Kayanın üçte biri parçalandı. Şimdi hepsi bakın üçe bölüyor rivayet. Allahu Ekber. Bana Şam'ın anahtarları verildi. Şam şehri değil ha. Biz şimdi Şam biliyoruz ya. Aslında biraz Şam'ın anahtarları değil. Suriye topraklarının tümü Şam. Yani o dönemde Şam, o toprakların hepsinin ismi. Yani diyorum bakın Harran, Ruh'a da dahildir o dönemde. Urfa'nın fethinde bu müjdenin de önemi var. Oranın anahtarları verildi bana. Vallahi şu bulunduğum yerden oranın kızıl köşklerini görüyorum buyurdular. Sonra yine Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kayanın üçte biri, yani ikinci parçası. Dedi ki bana Fars'ın anahtarları. Süper devlet, Pers İmparatorluğu arkadaşlar. Yani şimdi birisi çıksa dese ki bana Amerika'nın anahtarları verildi. Yani ne tekbir getiririz ne bir şey. Allah affetsin deriz. Amerika'nın anahtarları, emin misin? Rusya'nın anahtarları verildi, Çin'in anahtarları. Tövbe estağfurullah deriz. Ama peygamber o kadar emin ki, yani وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O konuşurken havadan konuşmaz, atmaz haşa. O vahyedilen söyler. Zaten kendisi de ayetin diliyle şöyle ifade eder. اَنَا بَشَرٌ مِسْلِكُمْ يُحَى. Ben de sizin misliniz gibiyim ama bana vahiy olmuyor. Üstünlüğüm bu. Vahiy olmuyor. Vahiy ile konuşuyor, diyor ki bana Medayn'i ve onun beyaz köşklerini gördüm üçüncüde. Tabii Efendimiz o şeylerin hepsi parçalıyor. Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu bulunduğum yerde San'a'nın kapılarını görüyorum. Yani bunları söylüyor. Kisra'nın Medayn'deki beyaz köşkünü. Tabi Selman Farisi'ye diyor ki Selman sen oralısın. Yani Selman'ın orada bu yılına muhatap olması da apayrı bir mana taşıyor. Gelecekte o işin komutanı o.
Yani Sa'd bin Ebi Vakkas Kadisiye tarafında bu diğer içlere girecek. Sen o köşkleri görüyorsun. Ben sana tarif edeyim mi? Tarif ediyor. Gördüğün o şimşek çaktığında Medain köşkleri böyle böyle. Selman diyor ki seni hak din ile kitap ile gönderen Allah'a yemin ederim ki aynen oranın köşkleri seni tarif ettiğin gibi. Ve Efendimiz diyor ki ey Selman, bu fetihler ki Allah onları benden sonra size nasip edecektir. Şam muhakkak fetholmuş. Hükümdar Heraklius ülkesinin en uzak yerine kadar kaçıp çekilecek. Nereye geldi? Urfa Kalesi'ne. 3 gün burada kaldı. En uzak bölgesine kaçıp çekilecek. Bütün Şam'a siz hakim olacaksınız. Hiç kimse size karşı koyamayacaktır. Yemen muhakkak fetholunacaktır. Şu Meşrik diyarı da muhakkak fetholunacak. Ondan sonra Kisra öldürülecektir. Selman Farisi demiştir ki ben bütün buraların fethinin vuku'unu görmüşümdür. Ha, Selman Farisi 125 sene yaşamış, 150 sene yaşamış, 95 sene yaşamış. Tabi bütün bu şehirler, Resulullah'ın andığı bir şehirler, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın hilafeti devrinde ve ondan sonraki devirlerde birer birer fetholundukça ashab-ı kiramdan efendim Ebu Hüreyre, bu fetihler de sizin için birer başlangıçtır, korkmayın. Bu daha bir başlangıçtır. Daha gidin. Ve Ebu Hüreyre'nin varlığı, kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki fethedeceğiniz ve kıyamete kadar fetholunacak hiçbir şehir yoktur ki şanı yüce Allah onların anahtarlarını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a manen önceden vermiş olmasın. Şimdi diyeceksiniz hocam Ebu Hüreyre Hicri 7. yılda geldi. Bu olay Hicri 5. yılda. Nasıl oluyor bu Ebu Hüreyre? Ebu Hüreyre diğer sahabeden naklediyor. Yani ben oradayım değil. Bakın oradayım falan demedi. Ebu Hüreyre diğer sahabelerden olayı naklediyor. Ha günümüzün aklı evvelleri Ebu Hüreyre'ye bunun için düşmanlar. Yani işte Ebu Hüreyre görmedi, 3 sene yaşadı. Bunları nerede? E başkası ne alıyor? Onlar hadis nakli, hadiseler naklediyor. Ve tabii münafıklar dediler ki biz canımızı kurtarmak için hendekler kazıyoruz. Hendeklere sığınıyoruz. O ise Muhammed Aleyhisselam bize Fars ve Rum ülkesinin köşklerini vaat ediyor. Yani tabii ondan da kalmadılar. Dediler ki siz korkudan meydana çıkmayıp korunmak için hendekler kazıyorsunuz. Peygamberiniz, bakın peygamberimiz demiyorlar, münafık onlar çünkü. Her sıkışık noktada kendilerine göre kurtuluş kelimeleri üretirler. Derler ki peygamberin Medine'den Hira köşklerini, Kisra'dan Medain'i gördüğünü, ya soğuktan titriyoruz, açlıktan karnımıza taş bağlıyoruz. Yani bunu nasıl söyler bu adam? Halbuki savaştalar, dikkat edin, savaşa gelmişler. Bu kadro ne yapıyor biliyor musunuz? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelere kaç gün böyle bekliyorlar, bakıyorlar iş kötü. Hatta işlerinden Muttalib bin Kuşeyr adında bir münafık diyor ki Muhammed Kisra ve Kayser'in hazinelerinden falanımızı bize vaat edip duruyor. Halbuki bugün hiçbirimiz abdest bozmaya dahi gidip de sağ döneceğimize emin değiliz. Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Ne yapıyor bu adamlar? Bu adamlar o gün 1000 kişiyi, 700 kişiyi kandırıyorlar. Arkadaşlar. Bakın Uhud'a giderken 300 kişimizi kandırdılar. Yani Şeyheyn tepesindeki karargahta akşamüstü 1000 kişiye yakın toplanmışken geceleyin münafıkların konuşması, özellikle İbn-i Selül'ün, işte bu gece arvatlarınız sizin nikahınız, yarın gece dul kalacaklar. Çocuklarınız yetim kalacak. Gelin vazgeçin, gitmeyin. Ve 300 kişiyi Uhud'a giderken geri döndürdü. Peygamber dönemi. Yani şimdi günümüzde bu tip konuşmalar olur. Belki daha fazla adam kandırırlar. Yani sakın umutsuzluğa düşmeyin. O gün dahi bunu yaptılar. Gel gelelim. Hendek'te de 700 kişiyi kandırdılar. Ne dediler? Ahzab suresini açın. Ahzab suresi. Zaten Ahzab suresi Hendek'i anlatır. Ahzab, hizipler.
müşrik hizipleri, münafık hizipleri, efendim Gatafan Bedevi hizipleri, Yahudi hizipleri, hizip yani parti anlamında, parça anlamında. Anlatabildim mi? Parça. Yani biz hizip deriz Arapçada, İngilizce'de part. Yani one part, two part, böyle part diye geçer. Türkçe'de de bunlar biz, yani yanlış anlamayın, seçim dönem ben onun için bir şey demiyorum. Aynen part, parti. Orada da partiler birleşmiş geliyorlar. Ama Gatafan Partisi, ama Müşrik Partisi, ama efendim Yahudi Partisi, part İngilizce'den söylüyorum, yani bugün kastetmiyorum. Bunlar Müslümanların üzerine geliyor ve ya münafıklar diyor ki, yani bunlar üstümüze gelirken biz nasıl bu işi yapacağız? 700 kişi kandırdılar. Ne dediler ağam? Çok meşru bir şey. Vallahi de meşru. Dediler ki evlerimizin ihata duvarları alçak. Ya Resulallah, evde avradımız, kızlarımız var. Bunlar o duvardan atlar. Onların namusunu, iffetini kirletirse biz ne yaparız? Bize izin ver, gidelim evlerimize hiç olmasa iffetimizi koruyalım. Gayet meşru bir firardı. Aynen Kur'an da diyor, yani evleri avret olduğunu söyledi Ahzab suresinde. Ve gittiler. Halbuki onların evleri avret değildi. Onlar istiyorlardı ki firar etsinler. De ki ölümden de firar edin. Hadi buradan firar ettiniz. Ölümden de firar edin bakalım. Ve orada 300 küsur insan kalıyor. O 300 insan da o hiziplerin saldırdığını görünce onların imanları diyor ziyadeleşti. Yani 300 kişi 10 bin kişi. Kur'an aynen anlatır. Yani ne zaman ki vaktaki o hizipler geldi, o ehli iman onları gördü. Hepsi dedi ki Allah'ın ve Resulünün sözü haktır, vaadi haktır. İmanları ziyadeleşti. Münafığın imanı gitti. Olan da gitti. Ama öbürü gitmedi. Şimdi ne demek istiyorum? Bin küsur insandan 700 kişiyi kandırdılar. Günümüzde de böyle olur. Buzdolabı vardı, çamaşır makinesi vardı, para vardı, makam, mevki vardı. İşte efendim bitti zaten, dünyada İslam mı kaldı vardı. O 5-10 tane çulsuz, tabansız münafık bir bakarsın Müslüman grubunu kandırabildi. Ama imanı sağlam olan bir insan onlara direnir. Şimdi umut Müslümanın malıdır. Umut bir İslam sıfatıdır. Ama umutsuzluk kafir sıfatıdır. Bunu kim söylüyor? Yakup aleyhisselam. Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Dediler olmaz. Alıyorum ama ben. Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Ve Yusuf'un kokusu geldi mi gelmedi mi? Geldi. Ondan sonra dedi ki Allah'ın rahmetinden ancak kafirler umut keser. Ben Yusuf'un kokusundan umudunu kesmedim. Şimdi bizim de Yusuf'umuz İslam'dır. Korkmayın. Yani Allah bu kerteye getirmişken kolay kolay geri gitmez. Efendim 1960'ta dediler öldürdük bitti. Devrim yaptılar. Türkiye'yi söylüyorum. Hakikaten o dönemde yine çarşaflar yırtıldı, mantolar yırtıldı. Efendim imam hatiplere, azıcık imam hatibe baskı, İslam enstitüleri kapatıldı falan. Bitti gitti dediler. İşte yine milli şef geldi. Şu oldu, bu oldu. Ama umut var olan kardeşlerimiz dediler bu geçicidir. Çünkü asrın sahibi en büyük insandan müjdeyi almış. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür seda İslam'ın sadası olacak. Bu Bediüzzaman sözü de ilgili arkadaşlar. Bediüzzaman'a söylettirilmiş. Çünkü hikayeyi, rüyayı tam okursanız, yani Lemaat'ta falan da var. Okursanız Bediüzzaman diyor o meclisi arifandaki yüce bir insan kalktı bana dedi evet 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 ümit var olunuz. Kimdir Hazreti Peygamber? Bana İzmir'de konferansta itiraz ettiler. Senin ve üstadının elinde sihirli denek mi var? Geleceğin bizim olduğunu söyledi. Ya ben sihirli denekle bizim ne işimiz var? Bize sihrin çok fevkinde olan Hazreti Peygamber'in vaadidir bu. Olacak bu. Yani en umutsuz anda olacak bu. Korkmayın. 12 Eylül'de dediler bitti bu iş. Bitmedi. 28 Şubat'ta düdük çaldı. Sakalları sihirin
Cübbeleri atın, yine olmadı. Daha çok geldik. Hatta bize o dönemde ismini vermeyeyim, partiler kapatılıyor. Müslümanların oy verdiği partiler. Dediler ki, Hoca Efendi bu partiler kapatılıyor, ne diyorsunuz? Dedim, parti hizmetin sonucu. Hizmet partinin sonucu değil. Eğer hizmet partinin sonucu olsaydı bitmiştik. Ama bu partiler hizmetin sonucu. Müslümanlar çalışıyor, öyle de bir şey kuruyorlar. Ha bunu kapatırsınız, tıraş edersiniz, daha gür çıkar, bir tane daha gelir. Kaç tane kapattılar, kaç taneyi kilitlediler, cezaevlerine attılar, yine devam ediyor. Elhamdülillah. Yani şimdi hiçbir zaman Müslümanın her halükarda ümitsiz olamayacağını söylüyoruz. İşte Hendek, 10.000 kişi, 300 kişi, o 700'ü de gitti. 300 kişi, Sel' Dağı'nın eteğinde o 7 mescitlerin olduğu yerde, 300 kahraman insan. Evet. Ve dediler ki, Allah ve Resulü doğru söyler. Ne demişse doğrudur. Şimdi tabi Selman Farisi radıyallahu anh, ben bunları yaşadım diyor. Yani gördüm. Nu'man bin Mukarrin, Huzeyfetil Yemani, Huzeyfetil Yemani en sonda anlatacağım. Yani Hendek olayında. Tabi şimdi Cabir bin Abdullah'a dönelim bakalım o ne diyor. O diyor ki, baktım Resulullah karnına iki taş bağlamış. Hendek'e indi. Böyle gözyaşlarımı tutamadım. Yani cennetin hususi misafiri, makamı Mahmud'un sahibi olan bir peygamber, Sultan-ı Levlak dediğimiz, ki buna da itiraz ediyorum, bu da kaynağı var. Efendim, taş bağlamış. İki tane, çift sıkı, hani bağırsaklar sarkmasın. Ben diyor, onu görünce ağlamaya başladım. O haliyle gitti, işte o taşı kırdı. Amin minval üzere aktarıyor. Dedim ki, ya Resulallah, bana izin ver. Nereye dedi Cabir? İzin ver dedi, eve kadar gidip geleceğim. Eve kadar. Dedi, hemen mi gidiyorsun? Evet dedi ya Resulallah, bana izin ver ki ben hemen eve gidip geleyim. Ve Efendimiz izinlisin dedi. Ben diyor hemen eve geldim. Hanımım Süheyme binti Mes'ud radıyallahu teala anha. Önemli bir hanım sahabedir. Kendisinden 4 yaş büyüktür. Yani Efendimiz diyor, niye bir genç kız almadın da bununla evlendin dul? Dedi, babam bana 6 tane kız çocuğu bıraktı yetim. Bunlarla uğraşmak için onlardan büyük olsun diye Süheyma ile evlendim. Hakikaten Süheyma binti Mes'ud radıyallahu anha diyor, geldim dedim ki hatun, Resulullah'ta öyle bir hal gördüm ki ehalen etkisindeyim. Ne dedi, yoksa korktun mu geldin Hendek'te? Hayır 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 dedi. Öyle bir hal, öyle bir açlık gördüm ki o dayanabilir. Yani dayanabilir bir halde değil. Yanında yiyecek bir şey yok. Resulullah aç. Taş bağlamış. Biz bir tane bağlıyoruz, o 2 tane bağlıyoruz. Hanımı dedi ki, vallahi yanımda şu oğlaktan ve bir müd arpa, bir müd işte Arapların o ölçülü sahan, büyük sahanları olduğu söylenir. Kaç avuç olduğu söylenir. Bundan başka, yani biraz arpa var, bir de bir oğlak var. Ne yapayım dedi. De vallahi Resulullah çok aç. Sen oğlağı kes, bir rivayette oğlağı ben kestim, bir rivayette Süheyma kesti. Ya kadın kurban keser mi kesmez mi? Kesebilir yani. Onda bir hiçbir sakınca yok. Hatta özel gününde olsa yine keser. Ondan bir alakası yok. Hanımım da arpayı el değirmende öğütüp un yaptı. Ben oğlağı temizledim falan. Eti çömlege koyduk. Hamuru mayaladık. Et çömlegi tandıra konulup pişmeye başladıktan sonra ben dedim gidiyorum, Resulullah'ı yemeğe çağıracağım. Dayanamıyorum dedi artık. Ve Resulullah'ın yanına döndüm. Tabii evden ayrılırken hanımım Süheyma binti Mes'ud radıyallahu anha dedi ki, sakın beni, bak dedi Abdul Cabir, beni sakın Resulullah'ın yanındakilere karşı utandırma. Yani az bir şey, utandırma beni. Yok yok dedi, ben utandırmam seni hanım. Ve Resulullah'ın yanına döndüm. Dedim ki ya Resulallah, geldim. Hoş geldin dedi Cabir. Çok severdi Cabir bin Abdullah. Şakalaştığı sahabelerden birincisi budur. Cabir bin Abdullah. İşte diyorum yani,
Evlendin mi Cabir? Bizi yemeğe çağırma. Evlendim ya Resulallah. Hani nasıl bir şey? Kimdir? Dedi valla benden 4 yaş büyük işte. Efendimiz dedi vah dedi Cabir. Genç kız alsan oynaşırdınız yahu. Şakalaşırdınız. Dedi ya Resulallah ben onu bıraktım işte 6 tane yetim bacım var. Onları büyütsün, onlara baksın. Hakikaten bu kadının hayatını biz yazmışız. Süheyma binti Mes'ud. O kızların hepsini gelin etmiştir. Önemli sahabelere vermiştir. Onları da çok itina ile yetiştirmiştir. Cabir'in kız kardeşlerini. Hani şimdi bizde genellikle böyle görüm oldu mu aman ya Rabbi. Böyle İsrail Filistin gibi kavgalıdır. Ama bu hanımefendi öyle değil. Diyor yanına yaklaştım Resulullah'ın. Aynen kendisi söylüyor ben de aktarıyorum. Böyle yavaş dedim ki ya Resulallah. Evet dedi Cabir. Benim azıcık yemeğim var. Yanına bilmem yani bir veya iki kişi al yemeğe gel. Dedim. Yani beraber gidelim. Efendim dedi nasıl? Dedi azıcık bir yemeğim var. Yani bir oğlak biraz arpa unu fırına da attım. Yani yanına bir veya iki kişi al da yemeğe gidelim dedim. Ve Peygamber Efendimiz döndü dedi maşallah Cabir yani yemeğin ne kadardır? Dedi işte bir sağ iki sağ arpadan ekmek yapıldığını bir oğlak kesildiğini tekrar yavaş kendisine söyledim. Bana döndü dedi ki barakallahu lena ne kadar çok Allah bereket etsin. Hem de güzel yemektir oğlak et. Ya Resulallah yavaş gibi şey ettim. Ve dedi git hanımına söyle. Ben gelinceye kadar tandırdan ne et çömleğini ne de ekmeği çıkarsın. Tabii döndü Allah Resulü. Ey ashabul hendek. Ey hendek halkı. Duydunuz mu? Cabir bizi yemeğe çağırıyor. Cabir'in ziyafetine gideceğiz. Ben diyor hemen döndüm dedim ya Resulallah. Yani bir oğlak, biraz arpa unu, bir ve iki kişi. Duydunuz mu? Ey hendek halkı! Cabir bizi yemeğe çağırıyor. 700 kişi. Ben hemen diyor döndüm, eve geldim. Hanımım Süheyma binti Mesud'un yanına girdim. Neredeyse ağlayacağım. Dedim Allah senin hayrını versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler, ensar, yanlarında kim varsa, eli kazma, kürek tutan hepsi yemeğe geliyorlar. Süheyma haberin olsun. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Rüsvay olacaksın hanımına. Bana dedim ben rüsvay etmem ama rüsvay olacaksın. Süheyma haberin olsun. Şimdi hanım döndü. Ateşin önünde oturuyor, yemek pişiriyor. Dedi Cabir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana yemeğimizin ne kadar olduğunu sordu mu? He sordu. Söyledim mi? He söyledim. Dedim bir ve iki kişi dedi. Bunu biliyor mu? Sormuştu yani. Evet. Vallahi ben de doğruyu söylemiştim. Ve hanımı Süheyma binti Mes'ud radıyallahu anh'a der ki mahcubiyet sana aittir. Vallahi mahcubiyet sana aittir Cabir. Vallahi. Nasıl diyor? Tabi ben senin bana söylediğini yerine getirdim. Yani yemeğimizin azlığında Resulullah'a haber verdim. Tamam işte dedim. Utanmak sana aittir. Sordu ne söyleyecek dedi. Sonradan kadın dedi ki ya ben sana şunu söylüyorum. Onları sen mi davet ettin Hazreti Resulullah'ı mı davet etti? Dedi hayır dedi o davet etti ben demedim. Daha ne utanıyorsun? Utanmak sana aittir. Çünkü o Allah'ın Resulü senden daha iyi bilir. O demişse ne endişe ediyorsun? Cabir. He vallahi doğru söylüyorsun diye. Döndüm ve gittim Efendimizin yanına dedim ki yemek pişmiş. Ve tabi Peygamber Efendimiz ey hendek ashabı kalkın gelin. Cabir'in de evi bahçesi daha evvel bir kuzu mucizesini anlatmıştık. Yani yiyin kemiğini kırmayın kabın içine koyun. Resulullah Efendimiz kum biznillah deyip kuzuyu ayağa kaldırma al demiş kuzunu be. Yani ne hepsi şey diyor kuzunu al götür. Bu ikincisidir. Tabii bunun üzerine düzmece çok şimdi. Mevlütlerde kesik baş. Ulan millet de nasıl ağlıyor ya?
İşte Cabir'in iki çocuğu vardı. Dedi babamız kuzu gel sana nasıl kestin öyle küçük kardeşini kesti. O anası onu yerde kızıl kan içinde o da damak açtı damdan düştü boynu kırıldı. Annesi getirdi teştin altına koydu. Resulullah geliyor diye. Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki yemeğe el uzatma çocuklar iste. İşte çağırdı çocuklar geldi. İşte millet o kesik baş hikayesi. Hiçbir kitapta geçmez bu. Hiçbir delili yoktur. Bizim Mevlütçi kardeşlerimiz okurlar. Allah razı olsun iyi niyetten. Fakat asıl asları yok. Şimdi bakın. Cabir Uhud'da bekardı. Yani bunu çürütmek için söylüyor. Uhud savaşında babası gitti şehit oldu bekardı. Kaç yılında oldu Uhud? 3. 3. yılın Mart ayında. Cabir da Zatürrika seferine giderken evlendi. 4. yıla yakın. Ve Hendek 5. yıl. Bir çocuğu olmamışken iki çocuğu ve biri damak kaçacak kadar büyük, kardeşini kesecek kadar büyük. Böyle uydurma şey olur mu ya? Peki nedir kaynağı? Kaynağını efendim Urfalı merhum Muharrem Hoca diye eski çarşının imamı Furugi mahlesiyle söylenir. Hani Furugi olmasa rahmet falan böyle şeyler ya. Furugi'nin mevlüt yazmasından çıkıyor bu. Hiçbir kitapta yok. E bunun gelin doğrusunu yapalım. Ya şimdi bu küçük bir mucize mi? Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi ki yemek hazır. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. 700 kişi halk beraber. Dedi birbirinizi sıkıştırmadan içeri giriniz. Bir vette onar onar. Onar onar içeri giriniz. Tabi Resulullah Efendimiz içeri girdi mutfağa selam verdi Süheyme Hatun'a. Komşudan bir kadın gelmişti. Yardım ediyordu. Ve hanımına dedi ki ekmek yapıcı bir kadın da çağır. Ekmeğe de yardım etsin. Seninle birlikte ekmek yapsın. Tabii Süheyma hiç itiraz etmiyor. Bu kadar hamur. Ya bir tane çağır yardım etsin. Emir. Ve komşuyu çağırıyor. Gel ekmeğe yardım et diyor Allah Resulü. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eline kepçeyi aldı. Böyle açtı. Çömleğe baktı. Bir kepçe aldı. Bir daha bıraktı. Dedi ki Süheyma sakın ha sakın bu çömleği ocağın üstünden indirme. Sen bir kıyas doldur. Ve tabi Resulullah tandırdan ekmeği ve eti çıkarıp parçalamaya ve üzerine et koyarak ashabına tirit gibi vermeye başladı. Davetler yiyor çıkıyor 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi ve tabi Resulullah Cabir'in hanımına diyor ki nasıl? Kadın diyor ki ya Resulallah seni hak ile gönderen Allah'a kasem ederim ki et olduğu gibi ekmek olduğu gibi duruyor. Yiyenler hep dışarıda. Kaç kişi? 700 kişi. Ve dedi bu kalanı da kendin ye hem de hediye et konum komşuya. Çünkü bütün halk açlık çekiyor. Orada bir şey daha rica etti. Eğer mümkünse ekmeğin arasına biraz et koyun Fatıma'ya gönderin. O da günler var ki açtır. Hazreti Fatıma'yı kastediyor. Ve Cabir bin Abdullah orada der ki Allah'a yemin ederim gelenler 1000 kişi, bir rivayette 700 kişi oldukları halde hepsi de yiyip doydukları halde çömlekimiz hala olduğu gibi kaynamakta, hamurumuz da olduğu gibi ekmek yapılmaktaydı. Ondan biz de yedik, konum komşuya da hediye ettik. Şimdi umutsuzluğun ortasında yani Hendek dedim ya 10.000 kişi saldırıyor. Bir yandan o müjdeler, bir yandan da bu bereket-i Muhammediye olayı. Bunu sahabeler müşahede ediyorlar. Şimdi ne yazık ki o 700 kişinin içinde bazıları geri gittiler. Haram olsun demiyoruz. İmtihandır, sahabedir onlar. Böyle bir sıkıntı yaşadıklarını tabii ki oradakiler anlatıyor. Selman radıyallahu anh'ın ve Cabir bin Abdullah'ın iki anlatımı inşallah önümüzdeki ders yine Hendek olayına devam edeceğiz. Çünkü dedim ya İslam tarihinin en sıkıntılı kuşatması. Yani Bedir bir gün, Uhud bir gün savaştır ama bu 28 günlük bir kuşatmadır ve daha geniş bilgi almak isterseniz Kur'an-ı Kerim'deki Ahzab suresinin hemen ikinci sayfanın başında ya eyyühellezine amenu ey iman edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın.
Hani siz o dağda yukarıda, onlar aşağıdaydınız. Öyle korkudan olmuştun ki bu canlarınız boğazınıza gelmişti. Ve zilzilu zilzalen şedida. Böyle zelzele geçiriyordunuz. Öyle bir şiddetli. Allah'ın size yardımı gelmedi mi? Görünmeyen ordularla. Ne de orada rüzgardı, meleklerdi ve 28 günü kuşatmayı kırdı. İnşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi tabi dersi burada noktalayalım. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerin devam edeceğiz. Rabbim ismi geçen o sahabeleri, başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bize şefaatçi etsin inşallah. Onlarla bizi haşretsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.